ana dair fotoğrafı böyle bir genel olarak yorumlamalarını isteyeceğim. Zaten ilerleyen saatlerde detaylı adım adım her şeyi konuşacağız. Evet, Uğur Dündar. Fotoğraf ne gösteriyor, ne söyletiyor size? Senem Hanım bu fotoğraf bize Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in müştereken gerçekleştirmek istedikleri Büyük Orta Doğu projesinde bir son hamleyi ya da son hamlelerden birinin başladığını gösteriyor. Evet, Hamas bir terör örgütü ve masum sivillere saldırısı şiddetle kınanmalı ama Hamas'ın bu saldırısı İsrail'in eline uzun süredir beklediği çok önemli bir kozu verdi, bir fırsatı verdi. Zaten İsrail'in Gazze'ye dönük bakış açısını ee, anlamak için 2009 yılına gitmemiz gerekiyor. 2009 yılında misket bombalarıyla masum insanların üzerine saldırmışlardı. Hatta o dönemde biz bir yardım kampanyası düzenledik. Çalıştığımız televizyonda e, Kızılay Genel Başkanı Sayın Tekin Küçük Ali ile birlikte o zaman oydu Başkan ve çağ atlattırmıştı Kızılay'a 149 tır dolusu insani yardım malzemesini o kampanya sonunda. Gazze'ye götürüp misket e, bombalarının e, yağdığı bir atmosferde e, masum e, Gazze'lilere dağıtmıştı. Yani Kızılay oraya gerçekten bir kurtarıcı gibi gitmişti. Bugün hala Kızılay'ın inisiyatif alıp Sayın da ifade ettiği gibi insani yardım malzemelerinin oraya götürülmesi İki konusunda ve götürülmesi konusunda e, gayret sergilemesi gerekiyor. Olayın e, seyrine bakarsak hatırlarsanız 1 Mart tezkeresi 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim topraklarımızı kullanarak topraklarımız üzerinden Irak'a geçmesini, askerlerinin geçmesini engelleyen ve ona izin vermeyen bir tezkereydi. o da tabii Büyük Ortadoğu projesinin bir adımını teşkil ediyordu. Çünkü Saddam rejimi İsrail'e İsrail, e, İsrail e, karşıtı e, bir politika e, izliyordu. E, bizim üzerimizden geçemediler ama aynı yıl Temmuz ayında Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirerek e, bir nevi e, intikam e, almış oldular. 1 mart eskerisinin geçmeyişinin intikamını aldılar ve Irak'ı parçaladılar biliyorsunuz o operasyon sonucunda. Daha sonra Türkiye'de ben yine buna bağlı olarak değerlendiriyorum. Coğrafyanın en güçlü ordusu, en caydırıcı güce sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kolunu kanadını kırabilmek için FETÖ'yü kullanarak balyoz ergenekon operasyonlarını gerçekleştirdiler. Hatta Fenerbahçe operasyonu da bunlardan biridir. Çünkü Fenerbahçe Cumhuriyet'in kalelerinden birisidir. E, o arada 2011 yılında yine İsrail'e e, şiddetle karşı çıkan Kaddafi Libya'sına saldırıldı e, ve Libya parçalandı. Sonra Suriye'ye savaş açıldı. Artık göstere göstere geliyordu büyük Orta Doğu projesi. Zaten onlar da inkar etmiyorlardı. Türkiye o saldırıda, Suriye saldırısında, ben 2012 yılından beri Sözcü gazetesinde sürekli olarak Türkiye'nin en deneyimli diplomatlarından emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ'la periyodik röportajlar yapıyorum. O röportajların başından itibaren bu projenin hedefinde Türkiye'nin de bulunduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye girmekteki amacının İsrail'in ilerideki güvenliğini sağlayacak Büyük Ortadoğu Projesi'nde bir merhale olarak Büyük İsrail Projesi'nde bir e, merhale olarak e, kabul edebileceğimiz bir garnizon devlet kurma amacının yattığını ifade ediyordu. Eğer biz e, Suriye'ye saldırıldığında Amerika Birleşik Devletleri ile ortak harekat yapmak yerine ve bunu onaylamak yerine, eğer buna karşı çıkmış olsaydık, bugün ben iddia ediyorum, e, hududumuzda ne garnizon devlet e, kurulabilirdi ne PKK ee, bu şekilde rahat hareket edebilirdi. Tamam çok başarılı operasyonlar yapıldı, ee, PKK'ya ağır darbeler indirildi ama Fırat'ın doğusuna geçmemizi Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle izin vermedi. Türkiye sadece o garnizon devletin Akdeniz'e açılmasını engelleyebildi, ama garnizon devlet halen de e, ilerliyor. Hududumuzda 911 kilometrelik hududumuzda. Eğer biz Suriye'ye böylesine müdahale olmasaydık o krize şu anda işte çeşitli güçler yerine e, Beşar Esad'ın askerleri hududumuzu e, koruyor olacaklardı. Şimdi buradan sonra nereye e, varılır? E büyük orta